Bölüm sonu canavarından herkese merhabalar. Monster'da bu hafta konuğumuz Trials of the Blood Dragon. Trials serisi daha önceki oyunlarından da hatırlayacağınız üzere motor yarışları üzerine kurulu bir platform oyunu. Pek çok farklı zorlu platformlarda ilerlemeye çalıştığımız, bir yandan fizik özelliklerinden dolayı delirdiğimiz, kimi yerleri yüzlerce kez denediğimiz ama bir yandan da absürt yanıyla birlikte oldukça da keyifli bir oyun serisiydi Trials serisi. Blood Dragon'ı da Far Cry 3 oynayanlar hatırlayacaktır. Far Cry 3'e sonrasında ayrı bir oyun olarak çıkan, farklı bir zaman diliminde, farklı bir renk paletiyle çok farklı bir konuyu işleyen başarılı bir yapımdı Blood Dragon. Şimdi bu iki oyunu, iki atmosferi, iki farklı hikayeyi tek bir oyunda birleştiren Trials of the Blood Dragon'ı sizlerle birlikte oynayacağız ve performansına bakacağız. Dilerseniz buradan hemen oyuna geçelim. Oyunumuz bu sefer önceki Trials oyunlarına farklı olarak bir hikayeye sahip. Şöyle W tuşuyla başlayalım. Ben açıkçası önceki oyunları klavyeyle oynamayı çok alışkın olduğum için, aşina olduğum için bu oyunu da klavyeyle oynamayı tercih ediyorum. Ama siz tabii isterseniz kontrolcülerle birlikte oynayabilirsiniz. Bu arada çok da fazla ilerlemeden şöyle bir oyunu durdurayım size. Oyunun görüntü ayarlarını göstereyim. Video Options'a geldiğimiz zaman bütün ayarların Ultra'da veya High'da, yani alınabilecek en yüksek değerlerde olduğunu görüyorsunuz. Trials serisi genelde etrafta çok fazla etkileşime geçtiğimiz, sürekli patlamaların, ateşlerin, helikopterlerin uçuştuğu, hani sıradan bir motorla ilerlediğimiz platform oyununun çok dışına çıkmış bir oyun. Gerçekten absürt yapısı burada öne çıkıyor. Bu sefer Blood Dragon'la da birleşince bir hikayemiz var. Zaten bu hikayeyi de bölümlerde ilerledikçe ara sahnelerle birlikte görebiliyoruz. Oyunun fizik yapısı her zamanki gibi. Deli gibi taklalar atabiliyorsunuz. Tabi dikkat etmeniz lazım. Benim gibi böyle takılmayın. Bir yandan altyazılarla da hikayeyi takip edebilirsiniz. Zaten karakterin konuşmalarından da. İki adet ana karakterimiz var. Bunlar ikizler. Bir kız bir erkek olmak üzere. Bunların anne ve babaları ile ilgili bazı durumlar var. Bunların aralarındaki ilişkiler, Amerikan hükümetiyle veya askeri birliklerle ilgili ilişkilerini konu alıyor. Ve sonrasında bu çocukların nasıl bu duruma geldikleri ve neden bu operasyonların içine girdiklerini bahsediyor. Biraz bunlardan bize söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şu anda da görüyorsunuz. Bir yandan hem Trials'da olduğu gibi ilerleyerek hem de bunun haricinde bazen platform öğelerinin motor dışına da çıktığı yerler oluyor. Onların da hepsini birazdan deneyim edeceğiz. Farklı farklı birkaç bölüm oynayacağız. Bir yandan da oyunun tabii ki de Monster dizüstü bilgisayar üzerindeki performansına bakacağız. Sol yukarıdan sürekli olarak FPS değerlerini, GPU sıcaklığını, RAM kullanımını, CPU kullanımını görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şu an kasvetli bir ortamda ilerlemekteyiz. Ve gördüğünüz gibi oyunun daha başlarındayız. Bunlar basit işler ama her zaman da bizim için basit olmuyor. Aracınızın, daha doğrusu motorunuzun dengesini çok iyi kurmanız lazım. Yoksa en basit bir yolda bile tökezleyebilirsiniz. Daha önceki Trials oyunlarında olduğu gibi. Oyunun kendine has bir fizik yapısı var ama bu sefer bazı yönlerde, mesela hikaye gelmesine karşılık, daha önceki oyunlarda olduğu gibi online mod yok. Mesela Trials Evolution'da çok güzel online modlar da vardı. Burada onları göremiyoruz. İlk görevimizi tamamladık. Hemen arkasından Leave No Man Behind isimli, arkada kimseyi bırakmamayla ilgili bir görevimiz daha var. Gördüğünüz gibi görevler başlamadan önce, bölümler başlamadan önce olaylardan bahsediliyor. 12 yıl önce Dr. Elizabeth Darling ile bizim babamız evlenmişler. Ardından iki tane çocuğumuz olmuş. Bunlardan bir tanesi az önce motoru kullandığımız kişiydi. Bu da kız kardeşi. Evet, onların neler yaptıklarını görüyorsunuz. Bundan 9 yıl önce anneleri onları terk etmiş ve gitmiş, neden olduğu bilinmeyen bir sebeple. Babaları da yani bu duruma tabii ki ailecek çöküntüyle karşılamışlar. Onlar için çok zor bir süreç olmuş. Ancak babaları ne yaparsa yapsın bu durumu unutamamış. Kötü şans da her zaman onlarla birlikte olmuş. Gördüğünüz gibi orduyu, askerleri görüyorsunuz. Vietnam War 4 şeklinde, Vietnam Savaşı, 4. Vietnam Savaşı şeklinde geçiyor konu genel itibariyle. Onun üzerine işleniyor. Burada kardeşlerimizin büyümüş hallerini görüyoruz ve onlara General Mason Ryback isimli bu cüsseli abimiz sahip çıkmış. Onları ama siber komando yapmış, cyber komando. Yani bu arkadaşlarımız biraz özelleştirilmiş askerlere dönüşmüşler. Abi kardeş demeyeyim, daha doğrusu ikizler olarak. Ve çok farklı bir maceranın içine atmışlar kendilerini. Bu savaşta Amerikan hükümetinin birer askeri olmuşlar. Tabii bunun Trials evreniyle birleştiği zaman etrafımızda böyle savaşın döndüğü bir ortamda motor sürdüğümüz bir durum. Gördüğünüz gibi Vietnam War 4 isim olarak, İngilizce'de de kafiyeli. Evet, şimdi yüksek kaslı cüssesiyle gördüğünüz gibi pazlarını da sıktı.
Bu sefer zamana karşı yarışıyoruz. Tabi ilerleyen bölümlerde daha farklı şeyler de olacak. Gördüğünüz gibi bir helikopter geçti. Ve oyunun isminde de bir Blood Dragon, yani bir ejder var. Onu da belki görebiliriz bu bölümler sırasında. Bakalım, devam edelim. Çok fazla takla atıp akrobatik hareketler yapmak istemiyorum. Niye derseniz... çok da fazla sürekli olarak checkpointlerden tekrar tekrar başlamayalım. Olabildiğince çabuk ilerleyelim. Daha önceki oyunlarda Evolution'da yine bu tarz platform öğeleri ve absürt öğeler bir araya gelmişti. Sonuçta Trials Fusion'la birlikte daha gelecek temalı yarışlar da görmüştük. Ancak bu oyun hiçbir zaman için tek başına bir motosiklet oyunu değildi. Uzay araçları, UFO'lar bile kullanmıştık. Absürtlük had safhada gerçekten. Burada da aynı şekilde. Ki ilerleyen bölümlerde silah da kullanacağız motorla giderken. Farklı farklı işleyişler olacak. Şimdi bir yandan ilerleyip bir yandan hikayeye de kulak kesilelim. Bu arada gördüğünüz gibi oyun sürekli olarak 60 FPS'yi gayet başarılı bir şekilde verebiliyor. Ve sürekli olarak değişen ortamlar, platformlar derken benim hızın kontrolünü kaybetmem. Etrafta bazı hastalıklı hücre benzeri şeyler var. Ne işe yarıyorlar? Onları da belki ilerleyen dönemlerde görürüz. Yine kapalı kutular. Her tarafta dumanlar, sisler, ışıklandırmalar gerçekten çok başarılı. Şöyle uçarken taklalar da atayım. Ve uff! Çok güzel düştüm ama bölümü de başarıyla tamamladık. Ve bir ara reklam girdi. Bazen böyle, dediğimiz gibi absürtlük bu şekilde oluyor. Eski oyunlarda bazen bitirdiğiniz zaman üstünüze atom bombası düşüp de roket takımı gibi uzaya fırlayabiliyordunuz. Bu sefer de ara sahnelerle araya bu Blood Dragon'ın hikayesi yedirilmiş. İki kardeşin arasında yaşananları, Amerikan hükümetiyle Vietnam'da yaşanan olayları bu şekilde ara sahnelerle, çizimlerle görme fırsatı buluyoruz. Gördüğünüz üzere iki kardeşin yaşamakta oldukları yaşam alanları, çok dağınık bir oda, hani pek genç odası olduğu da söylenemez. Bunları ara ara böyle bölümlerden sonra farklı işler yaparken görebiliyorsunuz. Kardeşimiz burada deli gibi çalışmakta. Kız kardeşi de, daha doğrusu ikizi de burada bazı çizimler, planlar yapmakta. Burada bir eşya dolabımız var. Burada çeşitli ekipmanları görebiliyoruz. Şuradaki posterden görevlerimize gidebiliyoruz. Onun dışında buradan müziklerimizi değiştirebiliyoruz ama çok fazla bir müzik seçeneğimiz yok. Gibi gibi bazı özellikler. Buradan Ubiclub'a bağlanabiliriz veya açtığımız stickerları bu ekranda görebiliyoruz. Ben direkt buradan bölümlerden devam etmek istiyorum. Farklı ilerleyişleri de göstermek açısından. İlk iki bölümü geçmiştik. Şimdi Hack to Slash ile kaldığımız yerden devam edelim. Oyunda ara yükleme ekranları çok uzun sürmüyor. Gayet hızlı bir şekilde oyuna girebiliyorsunuz. Aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi bu sefer kızımızla ilerleyeceğiz. Bu arada işin ilginç yanı, bazen babasının ağzından anlatımlar duyuyorsunuz ama bunların babası 9 yıl önce öldü. Yani oyundaki absürtlük hakikaten bu seviyede. Şimdi burada bir üste doğru ilerleyeceğiz. Bir yandan zamana karşı yarışıyoruz, bir yandan da bizden istenilen bazı görevler var, onları yerine getireceğiz. Hop. Aa, düştüm. Düştüğüm için bunu saymadı. Şöyle park edelim. Aa, bak yine vurduk. Gördüğünüz gibi bu kadar acayip olaylar olabiliyor. Neyse, düşmeden E'ye bastım. Basmasaydım kesin düşerdim. Yine bir ara sahne girdi. Evet, gördüğünüz gibi bu sefer farklı bir moda geçtik. Trials oyunlarında aşina olduğumuz bir durum değil bu. Motordan indik ve bir platform üstünde ilerliyoruz. Açıkçası buradaki durum çok da gerçekçi veya Trials oyunlarına yakışır mı? Bana göre değil. Niye derseniz, çünkü çok aşırı gerçek dışı bir durum var ve çok fazla üzerine düşünülmemiş gibi hissettiriyor bana nedense. Yine de hani bu seri daha ne kadar absürtleşebilirdi derseniz, böyle yerlere gelirdi zaten. Hop derken oradan düşmeseydik iyiydi. Şöyle devam edelim. İnsanüstü sıçrayış yeteneklerine sahip olan bir karakterimiz. Zaten başlarda görmüştünüz bu karakterleri. Bazı biyolojik testlerden geçirip farklı bir moda sokuyorlardı. Şöyle ilerleyelim. Hop. Ona geç, oradan buna geç. Selamlar. Hop, aman. Hemen şuradan sistemi aktif edelim. Bir de kutu. Devam. Ya, oyun içerisine motordan hariç şeylerin girmesi de güzel ama ne kadar size hitap eder bilmiyorum. Ben Trials serisini çok severek oynadığım için bu oyunu da açıkçası en azından fıttırana kadar, böyle bölümleri geçerken yüzlerce denemeden sonra çıldırana kadar oynamayı düşünüyorum. Şöyle aman.
Şu arkadaşa bir tane vurabilsek iyiydi. Hop! Oh! İndiremedik. Bu arkadaşa karşı daha hızlı davranmam lazım. Nasıl bir şey yapabiliriz? Başarıyla galiba sanırım onu patlattık. Evet, şunu da indirelim. Klavye mouse ikilisi böyle durumlarda daha çok işime yarıyor. Şurada bir sistem daha var sanırım, evet. Hop, aman aman. Ah, tutunamadık. Bir daha inecek mi o? İner tabii. İnsin, şöyle devam edelim. Oradan hop. Aman. Hop. Selamlar. Bir paketiniz vardı. Şöyle bırakayım. Evet. Şöyle atlıyor mu? Atlayamıyoruz. Ama korkulacak bir şey yok. Buradan devam ediyoruz. Hop. Aa, bak. Tutunamadım. Çok erken atladım. Bu sefer iyi denk geldik. Kimse var mı? Hop, bu tarafta. Selam. Askerler gördüğünüz gibi hiç zorlayıcı değiller. Hatta neden varlar hiç fikrim yok. Şunu indiremiyor muyuz? O indirmemiz gereken bir şey. Oba abo. Son anda gördük, indirdik. Oyunun temel renk paleti genelde bu mor pembe ağırlıklı Blood Dragon havasına doğru gidiyor. Ve evet, burayı da başarıyla tamamladık. Helal olsun bize. Evet, tekrar ana mekanımızdayız. Bu sefer evladımız, oğlumuz hiçbir şey yapmıyor. Öyle dişini karıştırıyor. Kız da maşallah şu bıçak oyununu herhalde Guinness Rekorlar kitabına girecek bir hızda oynuyor, gördüğünüz gibi. Biz buradan devam edelim. Hornet's Nest isimli bir diğer görevi yapalım. Bakalım. Bildiğim kadarıyla ilk bölümde 5 adet bölümden oluşmakta ilk etabımız. Bunların hepsini bu bölüm içerisinde umarım ki tamamlayabiliriz. Yine bir ara sahnemiz girdi. Evet, Mother Tumor, ana tümör. Yani bu etrafta az önce patlattıklarımızın anası niteliğinde, merkezinde olan en büyük tümör. Sanırım bununla ilgili bir operasyon var ama oğlumuzu fark ettiler. Peki biz ne yapacağız bu durumda? Hemen buradan topuklayacağız. Bu arada oyunun fiyat bilgisini de vereyim. Oyun şu an 4 farklı platformda, daha doğrusu satış platformunda bulunmakta. Bunlar Uplay, Steam ve PlayStation ve Xbox'ın storeları, mağazaları. Oyun Uplay üzerinde 15 Euro, Xbox Store üzerinde 15 Dolar, Steam'de 40 TL ve PSN'de de 45 TL üzerinden satılmakta. Bu arada gördüğünüz gibi abuk subuk bir ara reklam girdi orada. Ve motoru bir yere takmıştık tekerlekten. Hop, helikopter vurdu. Aman aman. Of, çok ucuz kurtardık. Bu arada gördüğünüz gibi motorla ilerlerken bu sefer silahım da var. Kim bilir nerelere ateş edeceğiz. Bir yandan hop, patladı oralar. Bir yandan ilerleyip bir yandan ateş edeceğiz. Oh, bomba geliyor. Kaçın kaçın. Aman diyeyim. Herhalde şu gelen helikopter. Abo. Ey bak. Bomba bizi mahvetti. Neyse, taraflarla birlikte hallettik onları da. Devam edelim. Hop. Bir yandan dengeyi korurken bir yandan helikoptere ateş etmeye çalıştık. Oo! Önce o bizi vurdu. İkisini birden indirdik ama bak, bu sefer de biz tutunamadık. Dur, bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağız. Başarılı bir şekilde geçtik ikisini de. Güzel. Oo, onu indirince zaten adamın üstüne kaya düştü ya. Evet, oyun Trials olmaktan şu anda çıktı ve hakikaten Trials of the Blood Dragon oldu. Yüksek bir atlayış. Ova! Patlatabildik mi acaba? Evet, gördüğünüz gibi havada süzülüyor helikopter ve sanırım diğerleri düşecek birazdan. Bir asker daha indirdik. Süremiz de bir yandan azalıyor. Oba! Karşımızdan çıktı ama dengeyi de zor sağladık. Devam. Gördüğünüz gibi ilk bölüm ne kadar basitti. Tıpkı böyle matematik dersi gibi. Hocanın ilk anlattığı örnek gayet basitken sonrasında hadi çocuklar bunu da siz yapın diye sorduğu soru gayet kazık oluyor. Bu oyunda da öyle. İlk görevde bunda bir şey yok diyorsun, sonra ne kadar
kazık bölümler olduğunu yavaş yavaş idrak etmeye başlıyoruz. Burada da farklı bir araç kullanıyoruz. Her tarafından roketler ışınlar, artık foton mu atıyor ne yapıyorsa, bu güç sesine rağmen keklik gibi seke seke ilerliyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız daha. Şöyle ilerledik. Hop. Mekanı yıktık. Derken hop, helikopter çıktı. Of. Helikoptere bodoslama girdik. Maşallah. Ve biraz da hasar aldık. Hafiften patlıyor gibiyiz. Dumanlar çıkıyor arkamızdan. Bakalım neler olacak. Derken of. Gördüğünüz gibi ana tümör burasıydı ve tümöre kafa girdik. Bildiğin kafa attık. Evet, tümöre kafa attıktan sonra da Rumble in the Jungle isimli göreve geldik. Bakalım bu sefer neler yaşayacağız. Evet, gördüğünüz gibi kamera açısı bu sefer 2 boyutlu bir oyunmuşçasına bu şekle geldi. Tabii niye? Uzakta görmemizi istedikleri bir şey var. Ne o, Blood Dragon mı? Sanırım o. Evet, gördüğünüz gibi bizimle birlikte aynı anda arkada ilerlemekte olan bir ejder var, ejderha var. Artık neyse, bir yaratık var orada. Bayağı kafası domuz gibi. Of! Adam helikoptere Osmanlı tokadı bastı ya resmen. Ve helikopter bize doğru geldi. Bu arada hava şartları mı değişti bir anda diyecek. Aman aman aman! Üstümüze kustu. Düştük. Bu arada bir küfür etti o konu, bizimle konuşan karakter. Hop! Bizi fark etmedin değil mi? Gözünü seveyim, fark etme. Evet, bizi bekliyor gördüğünüz gibi. Garibim. Oyunda bu arada müzik listesi olarak çok fazla bir müzik seçeneği yok ama olan müzikler de gayet oyun atmosferine uygun müzikler. Oynanış süresi de zaten sizin bir bölümü bazen defalarca denemenizle birlikte sürekli olarak artacaktır. Eğer ki daha önceki Trials oyunlarını sevdiyseniz, Far Cry Blood Dragon'da oynadıysanız bu oyunda hoşunuza gidecektir diye umuyorum. Biz Monster üzerinde oyunu deneyimlerken gayet keyif aldık ama yine de bundan bir önceki oyunların tadını çok da bulduğumuzu açıkçası söyleyemem. Derken evet, bir daha kustu. Ayıp ayıp, terbiyesiz. Git, gözüm görmesin. Git. Evet, gördüğünüz gibi Riders of the Lost Grail isimli bir yeni destination, yeni bir bölge açtık. Bir tane daha açtık hatta. Şöyle gördüğünüz üzere. Biri burada, Open Sesame. Diğeri de burada. Bu 5 numara olduğu için ilk bundan başlanır. Hatta bir tane girsek mi? Girelim bakalım. Neler karşılayacak bizi, ben de merak ediyorum. Farklı bir haritada, farklı bir ortamda göstermiş olalım. Sonra da yavaş yavaş bölümün sonuna geliriz derken bir köpek balığı. Neler oluyor? Alo? Pop quiz hot shot. We have a cockroach problem somewhere in the city. They need to be fumigated big time, but we don't know exactly where the nest is. What do you do? Ne yapacaksın diyor bu durum karşısında. Tekrar tekrar da soruyor. Bulacağım. Avlayacağım. Evet, bu böceği bulacağım ve avlayacağım dedi. Tamam, üniformayı pakette bulabilirsin. Peki. Biraz da böyle esprili bir dille, hafif bazen böyle bir siyahi ağza kayarak, bazen farklı esprilere, bazı durumlara atıfta bulunarak şeyler yapıyoruz. Double your speed. Baba, araba mı kullanacağız acaba? Evet, gördüğünüz gibi bir Miami atmosferi kopuyoruz. Kopuşlardayız. Hotline Miami'ye de bir gönderme var gibi burada. Gönderme yok, direkt var yani. Maskeyi taktık, Hotline Miami gibi. Kapıları kıra kıra geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama bu bölümde namlumuz olmadığına göre silah kullanmayacağız. Cam çerçeve indire indire gidiyoruz. Up, pow. Şuradan tekrar al. Evet, gördüğünüz gibi farklı farklı mekanlarda çok değişik atmosferleri yaşayabiliyorsunuz bu oyunda. Keşke... Aa, saymadı, dur. Oraya çıkmam gerekiyor. Ben sandım ki, çünkü genelde oyunda bir yerden eğer çıkamazsanız onun telafisi olarak aşağıda farklı bir yol da vardır ama burada tek yol buymuş. Ben burada tutunamadım. Evet. Biraz amatörce ilerliyoruz ama olsun. Bir bayrağı daha aldık. Oyunun renk paleti gerçekten oldukça hoş. Bunu tekrar etmekte fayda var. Müziklerle birleştiği zaman da
patlamalarla birlikte görsel bir şölen haline geliyor. Derken ya nasıl çıkamadık? Aracınızın kontrolü, motorunuzun kontrolü gerçekten en önemli kısım. Her şey hız değil, her şey kontrol bu oyunda. Önünüzdeki engellere göre nasıl bir konum alacağınız, ne şekilde motorunuzu tutacağınız çok önemli. Mesela burada hızdan kesmem gerektiğini farkına vardım ama yeteri kadar başarılı bir şekilde bunu oyun alanına aktaramadım. Çok hız yaptım bu sefer de. Hop düştük. İşte bunlar fıttırtıyor. Burada hız yapmayacağım fazla. Burada yavaş. Gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde geçişi başardık. Bir adet asansöre bindik. Abi asansörün içinde düştüm ya. Epic fail dedikleri bu olsa gerek. Hop. Bu sefer normal gidelim. Devam. Bak hemen hızlansaydım kesinlikle oradan düşerdik. Hafif hafif hızlanalım. Abi yine de olmadı bak. Arka tekerleğe çok fazla yük bindirmemek gerekiyor. Öne doğru yükleneceğiz daha çok. Aradan ama taklalar da atın tabi. Alıştıkça taklalar atacaksınız. Hatta daha deli gibi taklalar atacaksınız. Hop. Suya düştük. Serinledik. Mekana giriyoruz. Bir adet oyuncak arabayla. Gördüğünüz gibi bu da farklı bir oyun oldu. Oyun içinde oyun adeta. Oba. Hop. Hoba. Yöne alıştığınız zaman sürmesi gayet keyifli. Hop. Şuradan çıkalım. Taklalar ata ata. İçeri tekrar girdik. Bu sefer terse gidiyoruz. Hop aman. Elemanlar bizi görmeden. Siyah öndeyse W, yeşil öndeyse S. Evet bunu alışması biraz hala daha kafa karıştırıcı benim açımdan ama başardık ya. Buradan farklı bir şey mi yapmamız istiyor acaba? Heh buradan giriyoruz doğru. İçeriye girdik. Baya baya sızdık içeriye. Ve bölümü tamamladık. Kapıyı da kendimize açmış olduk. Evet gördüğünüz gibi Trials of the Blood Dragon eğlenceli yapısıyla dikkat çeken bir oyun. Eğer ki daha önceki Trials oyunlarını oynadıysanız bu oyunu da seveceğinizi düşünüyorum. Tek eksik yanı daha önceki oyunlarda olduğu gibi çoklu oyuncu modlarının olmayışı diyebiliriz. Ve daha önceki oyunlar daha bir motor oyunu gibiydi. Kaskınızı, motorunuzu ve benzeri özelliklerinizi özelleştirebiliyordunuz. Yeni yeni motorlar açabiliyordunuz. Burada daha çok Blood Dragon üzerinden bir hikaye yoğunlaşılmış ve iki kardeşin, ikiz kardeşin üzerinden bu konu anlatılmaya çalışılmış. Anlatım kısımları yeterli mi derseniz espiritüel bir dil var. Çok fazla bir ciddiyet beklememek gerekiyor. Onun dışında motor sürme kısımları yine daha önceki oyunlarda olduğu gibi benzer şekilde. Yani kontrolleri elinize aldığın zaman yabancılık çekmeyeceksiniz kesinlikle. Fiyat olarak da günümüz oyunlarına göre daha ucuz seviyelerde. Eğer 60 dolar seviyesinde çıkmış olsaydı bu oyun tabii ki de eleştirirdik. Ama gördüğünüz gibi 15 euro, 15 dolar veya 40-45 TL gibi fiyatlardan satılıyor farklı farklı platformlarda. Uzun oynanış süresini de göz önünde bulundurursak oyun bence değerlendirilebilecek yapımlar arasında. Monster'da bu hafta Trials of the Blood Dragon'ı inceledik. Bir başka haftada bir başka oyunla tekrar karşınızda olmak üzere. Herkese iyi oyunlar.